Değerli arkadaşlar, bu hafta sonu bir kez daha sizlerle birlikteyiz ve üçüncü analizimiz olarak da 2 dolar ve dolar TL analizi sonrasında endekse dair yılın son haftasını ve önümüzdeki süreci değerlendirmeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlarım, öncelikle hemen özür dilemek istiyorum. Yaklaşık 10-15 günden beri bir rahatsızlığım sebebiyle sıklıkla öksürebiliyorum. Bu analizde maalesef bir parazit yaratmakta. O anda kaydı durduramıyorum. Çok özür diliyorum bu sebepten dolayı. Evet. Sevgili arkadaşlar, endeksin içinde bulunduğu koşullar hepimizce malum olduğumuz üzere yurt dışındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Fed'den gelecek olan faiz kararı, arkasından Amerika özelindeki bir takım gelişmeler derken ve özellikle Dow Jones endeksinde yaşanmış olan çok önemli bir kriz, 26-27'ler, 27 binler seviyesinden 22 binlere kadar yaşanmış olan geri çekilme, Avrupa endekslerinde hakeza benzer bir bu kadar büyük montanlı olmasa bile yaşanmış olan geri çekilmeler, Japonya ve Çin özelindeki endekslere baktığımız zaman da Uzak Doğu endekslerine baktığımız zaman da önemli değer kayıplarını görüyoruz. Ancak BIST 100 maşallah diyelim bu olumsuz gelişmelerden çok çok ciddi seviyelerde etkilenmiyor. Tabii ki %20'ler seviyesinde yıllık bazda kayıpta olan endeksimiz 121 bin seviyelerine kadar ulaşmış iken 2018 yılı içerisinde 188.500'lere kadar gerileyen ve şu anki bulunduğu seviyeler itibariyle de %20 civarında değer kaybetmiş olan endeksimiz bu kayıp kredisini önemli ölçüde tüketmiştir şeklinde, kullanmıştır şeklinde de değerlendirebilmek mümkün. Arkadaşlar, endeks bu haftayı oldukça güçlü geçirdi diyebiliriz. Böyle bir yorum yapmamızda herhangi bir sakınca yok. Çünkü yurt dışındaki tüm endeksler aleyhine seyreden havanın ve esen olumsuz rüzgarlara rağmen 90 bin üzerinde tutunmaya çalışan ve bu tutunma başarısına müteakip olarak da tepki yaşamak, bir şekilde 92, 93, 94 binlere ulaşma arzusunu bizlere hissettiren bir görüntü içerisinde endekse tanık olduk. Yılın son haftasına giriyoruz ve Christmas tatili, işlem hacimlerinin çok çok düşecek olması, yabancı yatırımcının tatilde olması münasebetiyle pek fazla alım satım yapmayacağı bir haftanın olması gündemde ve bu tablo dahilinde endeksin nasıl bir seyir izleyebileceği, yılı hangi seviyelerden tamamlayabileceği noktası üzerinde biraz durmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar, öncelikle geçtiğimiz haftayı biz 90.528 seviyesinden tamamlamıştık ve geçtiğimiz hafta sonu itibariyle tespit etmiş olduğumuz pivot seviyeleri 90.962 seviyesinin önemli bir pivot ve denge seviyesi olabileceğini, bu seviyenin aşağısına gelmemek ve bu seviyenin üzerinde kalıcı olmak kaydıyla 92.586 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığının, bu direnç noktasına kadar bir atak ihtimalinin mevcut olabileceğini vurgulamıştık. Arkadaşlar, 90.962 seviyesi bu hafta için önemli bir pivot seviyesiydi. Biz arkadaşlar bu hafta ne yapmışız? Bu hafta 89.567 seviyesine kadar bir gerileme yaşamışız. Yani 90 bin aşağısına bir sarkma olmuş. Ama 92.583'ün de ötesine geçememişiz. Yani şurada hesaplanmış olan 92.586 direncimiz net bir şekilde çalışmış ve bunun ötesine geçilememiş. Hemen yeri gelmiş iken ifade edeyim. 91.468 seviyesi önümüzdeki hafta için, yılın son haftası için bir destek ve pivot noktası olarak, bir denge noktası olarak karşımıza çıkmakta. Kapanışımız 91.860 seviyesinden gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış yaşamamız nedeniyle endeksin bu haftayı olumlu geçirme ihtimali pivot sistem tekniği açısından olası görülmekte. Eğer ki 91.500 aşağısına gelmez, bu seviyeyi bir destek olarak algılar isek
93.368 ve 94.480, 94.500 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşama ihtimalimiz mevcuttur. Ola ki bu tarz bir yükseliş söz konusu olur ise ilk dikkat etmemiz gereken seviye 93.360-93.400 seviyesi. İkinci dikkat etmemiz gereken seviye ise 94.500 seviyesi olarak pivot sistem tekniğiyle hesaplanmış olan direnç seviyeleri olarak ön plana çıkmaktadır. Değerli arkadaşlarım, burada görmekte olduğunuz çizim bir Fibonacci impulse çizimidir. Fibonacci kriterinin farklı farklı çizim teknikleri vardır. Fibonacci kanları denir, Fibonacci fanları denir, Fibonacci impulse tekniği denir. Bu teknik ulaşılabilecek olan son dönemlerdeki düşüş ve de iniş seviyelerini oranlarını dikkate almak kaydıyla son dönemlere yönelik bir istatistik çıkarıyor ve o dönemlerdeki iniş ve çıkışlara bağlı olarak olası yüksek ve düşük seviyeleri tespit eden bir tekniktir. Çok kısa vadeli çizimler başarılı sonuçlar vermez. Ancak ben ne çok kısa ne çok orta vade şeklinde bir çizim yapmak kaydıyla şöyle bir sonuca ulaşmaktayım. Son 7-8 haftayı dikkate alarak yapılan bir çalışmadır bu. Bu noktada arkadaşlar %61.8 diyebileceğimiz 94.500 seviyesi zaten bizim pivot tekniğimizde de görüyorsunuz 94.484 seviyesi söz konusuydu. Bu seviyenin endeks adına önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde aşılması çok güç bir kritik direnç olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu dirence yönelik bir yaklaşım olur ise temkinli olmakta, tedbirli olmakta yarar olduğunu teknik sistemler bizlere ifade etmiş bulunuyor. İki ayrı sistem aynı noktada birleşmiş durumda. Değerli arkadaşlar, dedik ki yurt dışındaki olumsuz tabloya ve özellikle Amerika ve Dow Jones Endeksi özelinde yaşanmakta olan kabus gibi günler diyebileceğimiz şekilde tanımlanabilecek olan olumsuz günlere rağmen endeks geçmişte yaşamış olduğu, yıl içerisinde yaşamış olduğu çok ciddi değer kayıplarının ile bu kredisini tüketmiş olması gerçeğinden hareketle güçlü kalmaya devam ediyor. Tabii ki FED kararı sonrasında sizlere aktarmış olduğum analizlerimde değinmiş olduğum önemli bir nokta vardı. FED faiz artışlarına ara verecekse, mola verecekse veya daha ileriki tarihlerde faiz indirimine gidecek ise bu durumda Amerika ortamı, Amerika coğrafyası içerisinde dolar gücü olan veya yatırımcılar bazında konuşalım, dolarlarını bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar ABD'nin düşük faiziyle, yükselmeyen faiziyle nemalanmak yerine gelişmekte olan ülkelere, yani bizim gibi ülkelere yönelebilecekti. Bizim gibi ülkeler derken, gelişmekte olan ülkeler derken bu ülkelerde risk alma niyetleri söz konusu olabilir. Çünkü bizler gibi borsası veyahut da borsalarındaki işlem hacmi daha dar olan ülkeleri tabiri caizse diledikleri gibi indirip kaldırabiliyorlar. Eşittir diledikleri ölçüde, hedefledikleri ölçülerde paralar kazanabiliyorlar. Biz buna risk iştahı diyoruz. Aynı zamanda da yabancının kontrol edebildiği borsalara biraz daha ilgi göstermesi olarak tanımlıyoruz. Bizler de bunlardan birisiyiz. Bizim borsamızda yabancının ilgi göstermesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi bizim borsamızda sahip oldukları bazı özel imkanlar ve sır hisselerimiz diyebileceğimiz şekilde gösterebildikleri ilgilerle diledikleri şekilde iniş ve çıkışları kontrol altında tutabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar, bizim borsamız gerek dolar bazında gerekse yıl içerisinde kaybettiği değer kaybını dikkate aldığımız zaman dünya genelinde önemli ölçüde değer kaybetmiş. Dolayısıyla da fevkalade ucuzlamış olan bir borsa özelliğinde olduğu için yabancının ilgi göstermesi son derece normal olarak değerlendirmeli. Ve yabancı %63-%64 seviyelerindeki takas payını dikkate aldığımız zaman mevcut seviyelerden kaçmak yerine kısa vadeli hareketlerle, yani 3000-4000 puanlık iniş ve çıkışlarda yapmış olduğu düşük seviyeden al
İşte direnç noktalarına yaklaştığı zaman sat şeklindeki kısa ataklarla bir şekilde trade mantığıyla, trade ederek para kazanmayı hedeflemiş durumda. Son günlerde bunu gözlemliyoruz. Dikkat ettiğiniz gibi 90 bin aşağısında kalıcı olmuyoruz. Çok yoğun bir satış baskısı oluşmuyor. Ama 94-95 bin seviyesini de aşıp 100 bine doğru bir atak yapamıyoruz. Dolayısıyla burada 4000-5000 puanlık bir marjı içerisinde özellikle ve özellikle yabancının atmış olduğu adımları dikkate aldığımız zaman bir al-sat taktiği uyguladıklarını, yukarıdan satıp aşağıdan yerine koyduklarını, tekrar direnç noktalarından satıp bu şekilde %3-5 şeklindeki bir kazancı 5-10 defa yapmak kaydıyla para kazanma sistemi içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu tavır şunu ifade etmekte arkadaşlar. Yabancı bu X bir seviyeden yüklü miktarda mal alıp da atıyorum 10 bin 15 bin puanlık bir endeks yükselişini hedefleyerek hareket etmiyor. Kısa alanda dar paslaşmalar diyebileceğimiz bir tanımlama ile günü kurtaran birkaç günlük işlemler içerisinde olduğunu görmüş bulunmaktayız. Peki bu hep böyle mi devam edecek? 2019 yılı da aynı şekilde mi devam edecek? 2019 yılı detaylarına geçmeden önce 2018 yılının son haftasının Christmas tatili münasebetiyle yabancıların artık tatilde olmaları ve işlem hacminin düşük seyredeceği bir sürece giriyor olmamız ve Dow Jones veya yurt dışı endekslerindeki gelişmelere mümkün olduğu kadar duyarsız kalan, kulağını tıkayan bir endeks görünümü içerisinde olmamız nedeniyle ki bunun sebeplerini sizlere daha önceki analizlerimde aktarmıştım. Endeks bir şekilde yabancı fonların Türkiye bazında veya gelişmekte olan ülkeler bazında yatırım yapmış olan yabancı fonlar yılı iyi kapatmak, yatırımcılarına iyi bir karne sunabilmek bakımından mümkün mertebe karlılıklarını en maksimum seviyede gösterebilmek açısından makyajlı bir endeks kapanışını isterler, arzu ederler. Son 2-3 gün içerisinde endeksi çökertmek, karlılıklarını kağıt üzerinde olsa bile düşük seviyelerde görünsün şeklinde bir tablo ile yatırımcılarının karşısına çıkmak istemezler. Endeksi şu anda ciddi şekilde destekleyen psikolojik faktörün bu olduğu kanaatindeyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, endeksin son haftasında da çok önemli bir sıkıntı yaşayacağını beklemiyorum. Bu psikoloji ve bu mantık dahilinde endeks bir şekilde son haftayı da kısa vadeli al satlarla, dar bir işlem hacmiyle, pek de yoğunlaşmayan işlemler, hatta sıkıcı denilebilecek olan seanslarla kısa bir marj içerisinde geçirebilir ve şahsi düşüncem ve kanaatim itibariyle, bunu sizlere birkaç hafta öncesinden de belirtmiştim, yılı 92.800-93.500 aralığında ama 95.000'in asla üzerinde değil ama 91.000'in de aşağısında değil, hatta 90.000'in de aşağısında değil desem biraz daha doğru bir tanımlama olmuş olur. Bu seviyelerde yani 92.800-93.500 aralığında yılı tamamlayacağını düşünüyorum. Ve son haftayı da sıkışık bir seyir içerisinde geçireceğimizi düşünüyorum. Peki, değerli arkadaşlar, önümüzdeki hafta için takip etmemiz gereken kritik seviyelerimiz nedir? 91.468 seviyesini görüyoruz. Birinci direnç olarak 93.368 ve ardından 94.500'ü görüyoruz. 94.500 seviyesi aynı zamanda bir Fibonacci impuls direnci olarak da karşımızda bulunan bir nokta. Bu grafiğimden ayrılıyorum arkadaşlar ve sizlere gün içerisinde, seans içerisinde anlık yorumları aktarırken özellikle üzerinde durduğum 120 dakikalık grafiğime dönüş yapıyorum ve 120 dakikalık grafiğimde de şurada görmekte olduğunuz bir %23.6 yani 91.156 seviyesini sıklıkla zikretmekteyim. Burası arkadaşlar önemli bir destek noktası ve bu destek noktasının aşağısına geldiğimiz süreçte bir şekilde tepki buluyoruz ve tekrar bunun üzerine çıkıyoruz. Çıkıyoruz çıkmasına ama maalesef 38.2'de mevcut olan 92.758 direncini de aşmakta zorlanıyoruz. İşte arkadaşlar bizim bu hafta yani önümüzdeki hafta özellikle takip etmemiz gereken seviye 91.156 Fibonacci desteği olmalı.
Nitekim bu destek geçtiğimiz hafta da önemli bir konumdaydı. Bu hafta için de önem taşıyor. 91.156'nın aşağısına gelmedikçe, olası geri çekilmelerde bu seviyeden bir tepki gördüğümüz müddetçe endekste dar ve sığ işlem hacmi olsa bile endeksin bir şekilde kendini yukarı atmak, yılı iyi kapatmak, yılı 92.800, 93.500 bu bölgede kapatabilmek noktasında niyetli ve arzulu olduğunu düşünmemizi sağlayabilecektir. Kritik seviye 91.156, 150 diyelim, 91.150'nin üzerinde kaldıkça endeks yılı 93.000 civarlarında kapatabilecektir. Şimdi arkadaşlar, endeksteki genel tablo böyle. Bir de aracı kurum işlemlerinde, yani kurumların niyetleri bazında bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Ha, bu arada hemen şunu da ifade etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 120 dakikalık grafikler itibariyle Haluk göstergemiz, kendi adımla tanımlamış olduğum göstergem, yukarı eğilimi ifade etmekte, işaret etmekte. Şurada da bir MAC göstergemiz var arkadaşlar. Bu da aşağı doğru bir olumsuz sinyal verme eğilimi içerisindeyken 91.150'nin kırılmadığını görünce tekrardan yönünü yukarı çevirmiş ve son kapanışımız bildiğiniz gibi 91.860 seviyesinde gerçekleşmiş bulunmakta. Dolayısıyla 2 saatlik grafikler bazında, 2 saatlik veriler dahilinde de bir inceleme yapacak olursak, yani pazartesi gününün ilk saatlerini dikkate alacak şekilde de bir değerlendirme yapacak olursak, aslında nötr bir kapanış yaptığını görüyoruz. Belki Dow Jones'un çok olumsuz bir kapanış yapmış olmasından dolayı yeniden bir 91.000 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Belki 91.150-200 o civarlara doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz belki, ama sonuç itibariyle endeksteki teknik görünümün biraz daha yukarı eğilim niyetinde olduğunu, ancak bu yukarı eğiliminde oldukça sınırlı bir eğilim olduğunu, asla 94.500-95.000 bölgesini aşmaya gücü yetecek bir konumda ve bu durumu besleyecek ve tetikleyecek etkenlerin olmadığı bir süreç içerisinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, dedik ki aracı kurumlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar bu noktada, özellikle yabancıların tavır ve davranışları ne durumdadır, buna bir bakmakta yarar bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şu tabloda şunu görmekteyim ben. Çok affedersiniz. Arkadaşlar, cuma günü itibariyle, yani haftanın son günü itibariyle ilk 5 kurum bazında 27 milyonluk bir artı görmekteyiz. Yani 27 milyon seviyesinde alanların satanlardan daha üstün olduğunu görüyoruz ve en çok alıcı içerisinde 115 milyon civarında HSBC'yi, ardından 96 milyon civarında ise Deutsche'yi görüyorum. Citymenkul'e bakıyorum arkadaşlar, 105 milyon civarında Citymenkul'ün bir satışı mevcut. Şimdi arkadaşlar, Citymenkul'ün 105 milyonluk satışına bir parantez açmak istiyorum. Neden bu parantezi açıyorum? Şurada arkadaşlar, evet, bu tabloyu arkadaşlar ben size Twitter'daki anlık analizlerimde öğleden sonra akşamüstü saatlerine yakın seansın kapanmasına zannediyorum 1 saat civarında kaldığı bir anda aktarmıştım bu tabloyu. Ve seansın sonlarına doğru Citymenkul'ün 14.8 milyonluk alımda olduğunu görüyorsunuz. Bunu ben sizinle dediğim gibi Twitter'dan paylaşmıştım zaten ve Twitter ekranımdan aldım bu görüntüyü de. 14.8-15 milyon civarında alımda iken bakıyoruz arkadaşlar, Citymenkul günü 105 milyonluk satışla tamamlamış. Şimdi burada benim biraz düşünmem gerekiyor. Yani seansın son anlarına kadar, son 1 saatine, 1,5 saatine kadar 14 milyon alımda olan bir Citymenkul ne diye son 1 saatte 105 milyonluk satış yapmış? Bu karamsar bir düşünceye beni sevk edebilir. Son anda gördüğü bir şey mi vardı? Hissettiği bir şey mi vardı? Veya vesaire vesaire. Fakat şurada arkadaşlar, HSBC'ye bakıyorum, 115 milyon civarında bir alım gerçekleştirmiş. Deutsche'ye bakıyorum, seans sonu itibariyle 96 milyon civarında bir alım gerçekleştirmiş. Citymenkul bu miktarda satış yaparken, Deutsche'yi bir köşeye bırakalım, Deutsche alıcıydı zaten, ama HSBC'nin 115 milyon civarında bir alım yapmış olması ve bu alımlarını seansın son anlarında gerçekleştirmesi,
bir kez daha ve diye demek suretiyle City'nin satışlarını HSBC'nin karşılamış olması bende şu şüpheyi uyandırmakta. Acaba City menkul 92.000 üzerinde tutunmaya çalışan endeks görüntüsünde yukarıdan satış yapayım, aşağıdan da HSBC'ye aldırayım. Sonuç itibariyle sağ cebimden çıkanı sol cebime geri koyayım şeklinde bir mantık içerisinde hareket etmiş olabilir. Zira HSBC yatırım genellikle yabancı kurumların ordinolarını, satış ve alış ordinolarına yanıt veren, bir manada taşeron görevini üstlenen aracı kurumlardan bir tanesidir. Onlar lehine işlem yapan kurumlardan bir tanesidir. Bunda tabii ki legal olmayan, illegal bir durum söz konusu değil. Kurumlar bu tarz işlemler yapabilmekteler. Bir başka kurum üzerinden sattırıp farklı bir kurum üzerinden alım ordinosu gönderebiliyorlar ve takaslarında bunu birleştirebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi belki de City Menkul 92.000 üzerinden bir satış baskısı yarattı. Seans sonlarına doğru 91.800'lere 700'lere doğru geri çekilen endekste atıyorum büyük hisselerde Garanti Bankası gibi İş Bankası gibi vesaire büyük hisselerde 6-7 kademelik veya 10 kademelik geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak görüp yukarıdan sattı ve aşağıdan yerine koydu gibi bir tablo söz konusu olmuş olabilir. Bunun bize vereceği veya sağlayacağı sonuç nedir? Endekste bir geri çekilme niyet ve isteği yüksek değil. Yılı iyi tamamlamak, iyi bir noktadan, uygun bir seviyeden tamamlamak niyeti içerisinde hareket eden bir endeks görüntüsüne vakıf olduğumuzu düşünmekteyim. Peki 2019 yılı geldiği zaman yani 2018 yılı şu bu seviyeden kapanış gördükten sonra 2019 yılı itibariyle en azından ilk 3 ay seçim evvelindeki ilk 3 ay itibariyle ne olur ne biter noktasına gelelim. Evet bugün kadar yurt dışındaki Avrupa ve ABD endekslerindeki olumsuz seyre, Uzak Doğu endekslerindeki olumsuz seyre bir şekilde direnen, dayanan, düşüş kredisini tamamlamış olan bir endeks görüntüsüyle açıklama getirdik. Ama endeksimiz bu olumsuzluğa ila nihayet sonsuza kadar dayanabilecek güç ve kudrete sahip mi? Elbette ki değil. İçinde bulunduğumuz tablo biliyorsunuz ekonomik sıkıntılarımız mevcut. İşte bütçemizle ilgili, büyümemizle ilgili, enflasyonla ilgili, şunla bunla ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Ve yabancının Türkiye'ye yönelik olarak bakış açısı ekonominin iyi durumda olmadığı, enflasyonun tek hanelere hükümet kurmaylarının ifade ettiği gibi öyle 3-5 ay içerisinde, 5-6 ay içerisinde gelmeyeceğini çok net olarak biliyorlar. Büyüyemeyen bir ülkenin, ekonomik gidişatı olumlu olarak seyretmeyen bir ülkenin borsasının da büyümesi mümkün değil arkadaşlar. Senin ülken büyümüyorsa şirketlerin de büyümüyor demektir. Yani büyüme oranı, büyüme verilerini şirketlerin büyüme verileri oluşturmakta. Senin büyük şirketlerin, büyük sanayi şirketlerinde, bankalarında bir gelişme olmuyorsa dolayısıyla bütün bunların bileşeni olarak bir şekilde kamuoyuna açıklamış olduğum benim ülkemin büyüme oranı budur, şudur şeklindeki rakamlarında mükemmel seviyelerde olması mümkün olamayacaktır. Hal böyle olduğu için de bizim borsamıza yönelik olarak gelişen ülke borsası sıfatıyla yabancı para her ne kadar risk alabilmek bakımından kendi ülkesini terk edip başka ülkelere yöneliyorsa da bu ihtimal var olsa da bu noktada temkinli davranmak kaydıyla sınırlı bir iyimserlik içerisinde hareket edeceklerini düşünüyorum. Seçimler evvelinde 31 Mart tarihi öncesinde özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim yapabileceği beklentisinin artması paralelinde borsada bir iyimserlik olabilir. Yani para faizden çıkacak. Oradan çıkan para kendisine bir gelir kazanabilmek adına oradan çıkan paranın bir bölümü daha doğrusu borsaya ilgili olan insanların ve de fonların ilgisi dahilinde borsaya bir ilgi gösterebilir ve endeksi bir şekilde 100 bine yaklaştırabilecek olan bir eğilim görebiliriz. Hükümetler seçimler öncesinde borsalarının iyi olmasını arzu ederler. Bunun da yaratabileceği bir psikolojik baskı veya destek diyelim daha doğrusu biz buna. Bir anlamda borsaya yönelik olarak bir ilginin oluşabilmesi mümkün. Yabancılar seçim sonuçlarını çok ama çok iyi tahmin edebiliyorlar.
seçim öncesinde beklentiler içerisine girip ne olup ne olmayacağı noktasını doğru tahminler yapmak kaydıyla pozisyonlarını alarak seçimlerden 1-2 gün önce veya hemen 1-2 gün sonrasında veya 1 hafta sonrasında bu beklentinin gerçekleşmesine müteakip olarak karlarını realize edebiliyorlar. Bunu geçmiş seçimlerde de yaşamıştık. Yine benzer bir tabloyla havayı iyi koklamak, seçim sonuçlarına yönelik oluşabilecek olan beklentileri bir kazanç vesilesi görebilmek bakımından yabancının da seçim evvelinde borsaya bir ilgi gösterebilmesi, endekslerimize bir ilgi gösterebilmesi, faiz indirimi olasılığına bağlı olarak sanayi şirketlerinin ellerinin birazcık da rahatlayabilecek olmasına bağlı olarak oluşabilecek olan psikolojik algıyla endekste biraz olsun güçlü bir seyir görebiliriz. Ama arkadaşlar, genel olarak düşüncem şudur ki 2019 yılı borsa için ve genel olarak dünya piyasaları için çok zor bir yıl olacaktır. Büyüyemeyen, ciddi ciddi sıkıntıları, problemleri olan ülkelerin borsalarında ufak tefek ataklar olsa dahi bu ataklar bir kalıcı yükseliş trendi anlamına gelmeyecektir. Böyle bir anlama gelmeyeceği için de endeksin 100 bin üzerine çıkıp da 110 binler, 115 binler veya eski zirveler olan 120 binlere yönelik bir atak yaşayabilme ihtimalini ben 2019 yılı itibariyle görmüyorum. Bu nedenle de olsa olsa 100 bine yaklaşan bir eğilim söz konusu olabilir belki ama buralarda yine bir zorlanma yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ne zaman ki, bakınız, ne zaman ki dolar ve enflasyon verilerimiz, Merkez Bankamızın buna bağlı olarak atacağı adımlar, ülke ekonomisinin gerçekten ve gerçekten olumlu bir trend içerisine girdiğini, büyümenin, işsizlik seviyelerindeki azalmanın ve sanayideki lokomotiflerin hızlı bir şekilde artık dönmeye başladığına dair bir kanaat oluşur ise, bu durumda bizim borsamızdaki iniş ve çıkışları belirleyen yabancı, evet arkadaş, sen düzeliyorsun diyerek, sende umut görüyorum diyerek bize yatırım yapma ve sıcak para, dış kaynaklı para aktarma eğilimine gelebilir. Sıcak para gelmiyorsa, dış kaynak gelmiyorsa, bunların gelebilmesi için de ekonomimizin güven vermesi, ekonomik politikalarımızın bir şekilde yabancının güvenini kazanması, güven oyunu alması gibi bir ön koşul var ise, biz bu ön koşulu sağlayamadan arkadaşlar borsada çok ama çok yukarı hedefleri düşünmek noktasında bir kez daha test etmek durumundayız. Bu konuyu irdelemek durumundayız. Sonuç arkadaşlar, şunu söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi bu tabloda yıl sonunu iyi kapatabilmek ve olumlu kapatabilmek noktasında bir çabanın olduğunu gözlemliyorum ve bu hafta itibariyle yabancı yatırımcıların en çok işlem yaptıkları hisseler bazında bir istatistiğe bakacak olursak da geçtiğimiz cuma günüyle, bir önceki cuma günüyle en son cuma günü arasındaki son kapanışımızın olduğu süreç arasında yabancıların en çok Garanti Bankası hissesine lot bazında arkadaşlar ilgi gösterdiğini, ardından Petkim'in lot bazında daha çok alım gören hisselerden birisi olduğunu, Türk Hava Yolları, Avesta Sigorta, Halk Bankası, İşçe, genel anlamda bankalar özelinde bir ilginin olduğunu görmüş bulunuyoruz. Petkim petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenmekte olan bir hisse senedimiz. Türk Hava Yolları yine aynı şekilde giderlerinin petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak azalıyor olması nedeniyle bir etki içerisinde ve yabancılar bu sebeple alaka göstermişler. Diğer yandan arkadaşlar TL bazında bakalım, yabancı en çok TL'yi, yani en yüksek miktarda hangi hisseye para bağlamış? Yine Garanti Bankası'nı görüyorum. 1 milyar civarındaki bir rakama yaklaşıyor. Türk Hava Yolları, Akbank, İşçe ve TAV Havalimanları, Halkbank, Sabancı Holding şeklinde sıralanmakta. Arkadaşlar, endekse dair söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Dediğim gibi yılı bir şekilde durumu idare eder bir konumda 92.800-93.500 aralığında ama 95.000'in üzerinde değil, 91.000'in de aşağısında olmayan bir görüntüyle bu belirttiğim kıstaslar dahilinde bir kapanış yapabileceğini ama yeni yıl ile birlikte seçim ve Merkez Bankası'ndan gelebilecek olan faiz indirimi
haberlerini çok çok yakından takip eden bir görüntüsüyle yılın ilk sürecini geçireceğimiz kanaatindeyim. Sevgili arkadaşlar, bu açıklamalara bağlı olarak bu yasal uyarımı öncelikle hatırlatmak durumundayım. Yine bir yasal mevzuat gereğince, bu açıklamalar asla ve asla bir yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Tamamıyla şahsi görüş ve düşüncelerimi yansıtan hususlardır. Sizler kendi değerlendirmeleriniz dahilinde, kendi bilgi dağarcıklarınız dahilinde alım ve satım kararlarını vermelisiniz. Borsanın iniyor veyahut da yükseliyor olması her şey demek değildir. Zira hisse bazlı hareketler de olabiliyor. Borsa inerken X bir hisse veya XX hisseler hızlı yükselişler yaşayabiliyor veya borsa ciddi yükselişler yaşarken de hisse senetlerinin bazılarında düşüşler de yaşanabiliyor. Bu gerçekleri zaten biliyor olmalısınız. Sevgili arkadaşlar, sıklıkla endeks ve borsa bazında yorumlar aktarmaktayım. Eklemekte olduğum videolardan anında haberdar olabilmek istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Ve seans içerisinde, gün içerisinde saatlik ve 2 saatlik grafiklere bağlı olarak aktardığım endeks yorumlarını takip etmeyi arzu ederseniz Twitter adresim olan Haluk Canberk adresimden takipte bulunabilirsiniz. Ve yine borsapivot.com isimli bir site bulunuyor. Bu siteye ben teknik olarak danışmanlık yapmaktayım. Bu sitede ise arkadaşlar 3-4 ayrı teknik analiz sistemine ve formülüne dayalı olarak hisse senetlerinin o gün kapanışlarına bağlı olarak içinde bulundukları teknik durumun, yani olumlu bir durumdalar mı, olumsuz bir durumdalar mı, olumsuz bir sinyal geldiyse veya olumlu bir sinyal geldiyse nasıl bir performans göstermişler ve yine tüm hisselere ait günlük ve de haftalık pivot, destek ve direnç seviyelerini gibi birçok teknik kriterlerle ilgili olan arkadaşlarımızın ilgisini çekebileceği şekilde çeşitli veriler yayınlanmakta. Burayı da arzu ederseniz ve teknik konulara ilginiz varsa takip edebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, sonsuz sevgilerim ve saygılarımla iyi bir hafta sonu geçirdiğinizi umut ediyorum. İnşallah yılın son haftasını beklentilerinize uygun, zararlarınız var ise bunları bir şekilde büyük ölçüde telafi edebildiğiniz, inşallah zararlarınızdan kurtulabildiğiniz ve inanıyorum ki 2019 yılında daha bilinçli ve daha doğru adımlar atmak kaydıyla hatalarınızdan uzak, başarılı, kazançlı ve hepsinden de önemlisi sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir yıl yaşayabilirsiniz. Teşekkürler, hoşça kalınız, saygılar sunarım efendim.